Karalar ailesinin düğününe hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili izleyiciler, gerçekten Ilıca'da bir başka oluyor akşamlar. İşte güzel bir mekandayız efendim, gördüğünüz gibi. Gerçekten insanlar burada dinleniyor, eğleniyor. Biz de şu anda, evet gerçekten sesi güzel olan arkadaşlar var yanımızda. Evet, sanırım sizden güzel bir türkü alacağız efendim. Saçlarından bir tel aldım, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden uzak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah.
Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözler kalbin aynasıdır, yalan söyler mi yar yar, yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm, o da sende mi yar yar, o da sende mi? Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Son hatıram kaldı bende, onu da sana yar yar, onu da sana. Yaptığınla mutlu musun? Söylesen bana yar yar, söylesen bana. Gözden uzak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Evet sevgili izleyiciler, Uludağ'da efendim gezimiz devam ederken efendim Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'la efendim karşılaştık. Evet Sayın Başkanım, buranın güzel bir tanıtımını çekmeye çalışıyoruz efendim. Siz Uludağ için efendim neler söyleyeceksiniz? Peki, öncelikle iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Tabii şu an çok güzel cennet köşelerin bir köşedeyiz. Uludağ'ı nasıl tarif edeyim? Şöyle diyelim, bir defa insanlar güzel insanlar, Kahramanmaraş'ın insanları gibi. Onlar bizim hemen yakınımızda 50 kilometre mesafede olan çok tatlı bir beldemiz burası. Yazın nüfusu 50-60 bini buluyor. İçerisinde sadece biz kaplıca gibi burayı düşünmemek gerekir. Çünkü Ilıca'ya girdiğiniz zaman burada gördüğünüz marketlere dahil, fırınları da dahil. Çünkü biliyorsunuz bizim bu yöremizin çok özelliği olan bir yer. Tereyağı, balı, işte taze sütleri, öyle diyelim. Artık kaplıcası da rüştünü ispat etmiş. Başta romatizma hastalıklar olmak üzere bu artık tescilli olan bir beldemiz olan Ilıca'mızda yapılan tesislerle olsun. Şu andaki de her gün bir yeni tesis yapılıyor. Sadece bölgemize değil Türkiye'nin her tarafına hitap eden bir belde haline geldi. Biz bunun dışında da söyleyecek sadece Ilıca'yı davet ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Ilıca Caddesi'nde gezerken efendim tanıdık bir simaya rastladık. İş adamlarımızdan Haluk Şerbetçi ile birlikteyiz efendim. Evet Sayın Şerbetçi efendim, Ilıca hakkında bizlere neler söyleyecek bakalım efendim. Ilıca'mız biliyorsunuz Kahramanmaraş'ımızın çok güzel bir beldesidir. Çevre illerden sürekli senenin 12 ay sus şifalı olduğu için çevre illerden sürekli insanlarımız geliyor. Ve 12 ay boyunca da en azından olayı full olarak çalıştığını görüyoruz.
Tabii burada turizm olarak tabii biraz Ilıca'mızın bazı otel filan 5 yıldızlı otel ihtiyaçları aslında olması gerekir. Daha yoğun bir insanların gelişini sağlar. Tabii onun için de biliyoruz su yetersizdir duyduğumuz. Bu suların tabii başka kaynaklar araştırarak bulunup bu sular yeterli hale gelirse daha çok güzel beldemiz yani turizme kavuşur. Tabii burada milletvekillerimiz olsun, sağ olsun Kahramanmaraş'ımızın birçok çabaları Ilıca'mızın bugün termal şeyinde gelişmesinde çabaları vardır. Ben de biliyorum. İnşallah belediye başkanımız da iyi çalışıyor. Ilıca'mızı zannediyoruz ki birkaç yıl sonra değişik bir Ilıca görünümü verecek şekilde termal olarak bekliyoruz. Artık burada hep beraber bunu desteklememiz lazım. Biz de elimizden gelen olsun, şahsımız adına, memleketimiz adına, elimizden gelen vekillerimizle beraber yapmaya her zaman hazırız yani. Ilıca'da gezimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi dinlenme mekanlarını geziyoruz bugün de. Evet, gerçekten Ilıca'da istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz gerçekten güzel otantik mekanlar var. Merhabalar efendim. Merhabalar Erol Bey. Sizi tanıyabilirim. Ben Fatih Solak. Nereden geldiniz efendim? Kahramanmaraş merkezden. Evet. Peki efendim, nasıl bulduk Ilıca'yı? Ilıca güzel. Her geçen gün gelişiyor, geliştiriyor kendini. Tabii daha da farklı şeyler bekliyoruz. Peki ne amaçlı buradayız? Yani turizm amaçlı mı, şifa bulmak mı? İkisi de turizm ve şifa. Biraz doğal güzellikleri, biraz sağlıklı beslenme, biraz da kaplıca nedeniyle. Peki efendim, dışarıdan buraya geleceklere ne tavsiye ediyorsunuz? Dışarıdan buraya gelecekler gerçekten hani uygun zamanlarda doğal beslenerek şifa bulacaklarına inanıyorum. Sonuçta burası bizim Maraş'ın. Bir Gaziantep'ten ya da ne bileyim Antakya'dan gelenler gelsin buyursun ama bizim Maraşlılar da buraya sahip çıksın.